sevgili arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ipten ipe incimizin aktarmasının çalışmasını yapacağız. Bakınız, ipimizde dizili olan bir tane diziyi almıştım ve öreceğim yelek için Nakolux Minnoş Baby'ye geçirmek istiyorum. İpimi görmüş olduğumuz inciler patiklerimizde kullandığımız, örgülerde kullandığımız boncuk incilerden, şöyle görelim, diziler halinde satılan incilerimizden. Evet, şimdi yeleğimizi ben lif ipine örmek istemedim. Lif ipiyle biraz daha çabuk yıpranabiliyor yeleklerimiz. O yüzden görmüş olduğumuz markadaki bebe ipimizle örmek istiyorum ve bebe ipimize geçirmek istiyorum incilerimiz. Tabi siz hangi marka ve ürünleri, ipleri dilerseniz lif ipiyle de tabii ki örebilirsiniz. Hiç problem değil, ama ben bu ipimi tercih ettim ve nasıl geçirilmesi gerektiğini sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Bakınız, şimdi dizimizi alıyoruz. Diğer ipimizden de şöyle başlangıcını alıyoruz ve ipimizin düğümlü olmamasına dikkat etmek istiyoruz. Eğer düğümlü ya da karışıksa sizler için sıkıntı oluşturabilir. Şöyle bakınız, boşluk var. Şu kadar bile bir incimizden boşluk olsa bize yeterli. Şöyle ipimizi gevşetiyoruz. Bakınız, şu şekilde yaparak. İpimiz gayet dayanıklı bir ip. İncilerimizin kopup dağılmaması için bakınız, şu şekilde yaptığımız zaman hırpalandı ve ikiye ayrıldı. Şöyle görebiliyorsunuzdur eminim. Şöyle biraz daha elimin içerisinde bakınız, burayı bir ileri bir geri yaparak hırpalıyorum. Ve burayı şöyle açmak istiyorum ikiye. İğnemi aldım. Bakınız, belirli olan yerden şöyle tam ikiye açtım. Zaten iki tane, İki kat üzerine, iki katımı açtıktan sonra tığımı geçiriyorum. 2 numaralı tığım. Tığımı arasından geçirdikten sonra hangi ipe geçireceksem, dilerseniz lif ipi, dilerseniz bu tür ipler, dilerseniz patik gibi, bakınız şu şekilde iki katın arasından geçiriyorum. İki katın arasından şöyle geçirdim. Diğeri bakınız iki kat, diğer katı şu şekilde alıyorum. Bakınız, hepsini, uzun kalan, hem beyazımızın uzun kalan kısmını hem aktaracağım pembe ipimi şu şekilde aldım ve elimle ilk önce destek olarak geçiriyorum. Bakınız, destek olarak geçirmeye başladım. Şöyle görelim. Bakınız, çok çok rahat geçiyor ve sonrasında biraz destek olarak birkaç tane geçirdikten sonra, çok fazlaya bile gerek yok. Bakınız, elimizle incimizi yaklaştıralım hırpalamadan. Burada tutarak bir ucumuzu, bakınız, geçenleri hemen boşaltıp aktarmayalım. Biraz burada sabitleyelim. Şurada üçü kalmıştı. Hem katımızın birisi ve diğeri ve incimizin katı. Buranın üzerine yavaş yavaş aktaralım. Bakınız şu şekilde. Ve devam ettiriyorum. Bakınız, pembe ipimizi geçirdik. Çok da rahat geçiriyoruz. Şöyle. Ama burayı birden boşaltmayın. Daha emin davranalım. İncimiz çok küçük değilse çok çok rahatlıkla bu şekilde aktarabiliriz. Bakınız, İncimizi düzgünce geçiriyorum. Evet, bu şekilde bakınız, kaydırarak incimizi güzelce bir ekipimize geçirdik. Hiçbir problem yaşamadık. Şimdi dilerseniz tekrar geçirelim. Bakınız, bu da benim daha önceki takmış olduğum iplerimden bir tanesinde. Yine aynı, şöyle bakınız, yapmamız gereken işlem sadece ipimizin katını açıyoruz. Katını açtıktan sonra İçerisine giriyoruz. Bakınız, elimizde açamazsak hemen tığımızın yardımıyla ya da iğnemizin yardımıyla açalım ve bu şekilde arasına diğer geçireceğimiz ipi geçirelim tığımızın yardımıyla. Bakınız, hemen arayı açıyorum. İki kat olan aramı açtım ve diğer aktarma yapacağım ipimi alıyorum, arasından geçiriyorum. Bakınız, çok çok basit. Hiç tek tek iğne ile uğraşmanıza gerek yok. Gayet rahat bir şekilde aktarmamızı yapabilirsiniz.
Şöyle alıyoruz. Üçü de bu tarafa bakınız. Hem incimizi aktaracağımız ip hem de diğer ana ipimizin iki katı ve şu şekilde öncesinde birkaç tane elimizle yardımcı oluyoruz. Bakınız elimizle hemen bu kısma yardımcı oluyoruz. Beklemiyoruz kendisinin geçmesi. Elimizle şöyle yumuşatarak geçişini yapmasını sağlıyoruz. Ve burada tutuyoruz biraz katların olduğu yerde. Hemen ileriye doğru geçirmiyoruz. Yavaş yavaş bakın. Yavaş yavaş alıyoruz. Daha sonra burada yığılma oldukça aşağıdan çekerek bu kısmı rahatlatıyoruz. Çok çok kolay. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Evet, bir tane diziyi bu şekilde boşaltıyoruz. Dizimizin tamamını boşaltıp ileğimizi örmeye başlayalım. Bu işlemimizi robamızı ördükten sonra da yapabilirsiniz. Ama bende zaten fazla ip olduğu için problem değil. Hemen hazır bir şekilde örmeye başlayalım. Geçiyorum. Sakın şu kısmı da dolaştırmayalım. Şu kısmı düğüm olmasın. Boncuğumuz her zaman için rahat bir şekilde aksın. Bu şekilde incimizi öreceğimiz bebe ipimize geçirdik ve örgümüze devam edebiliriz. Bir çalışmamızın daha böylece sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.